18. soru denge ile ilgili sorulan bir soru. Evet, soru şu arkadaşlar. Bu tepkime dengedeyken hangi işlemler uygulandığı zaman hem Y'nin derişimi hem de Z'nin derişimi artar diyor. Bakın şunu karıştırmayın. Mol ile mol RT'yi birbirinden ayıralım. Burada molünü sormuyor. Sadece mol RT'sini soruyor. Sabit sıcaklıkta piston itilirse hacmin küçültülmesi diyor. Bu sistem dengedeyken pistonu ben aşağıya doğru ittiğim zaman hacim ne yapar burada? Küçülür. Hacim küçüldüğü zaman Y ve burada Z gaz olduğu için her ikisinin mol RT'si ne yapar? Artar. Mol deseydi pistonu ben aşağı doğru ittiğim zaman denge basıncı azaltabilmek için molün az olduğu yöne yani ürünler yönüne kayardı. Z'nin molü artarken Y'nin molü azalırdı. Fakat molü sormuyor, mol RT'yi soruyor. Dolayısıyla pistonun aşağı doğru itilmesi hem Y'nin hem de Z'nin derişimini ne yapar? Artırır. Denge ürünler tarafına kaysa bile yani Y'nin mol RT'sinde bir miktar azalma olsa bile İlk duruma göre etki tepkiden daha fazla olduğu için Y'nin derişimi ve Z'nin derişimi artmış olacaktır. Birinci ifadeyi alabilirsiniz. Sabit hacim ve sıcaklıkta kaba Z gazı eklenirse demiş. Z eklediğiniz zaman Z'nin derişimi artar. Denge bunu azaltabilmek için girenler tarafına kaydığı için Y'nin derişimi de artar. Neticede Y'nin derişimi arttı. Etki tepkiden daha büyük olduğu için eklenen Z'nin de derişimi artacağı için İkinci ifade bu işlemi sağlar. 3. Sabit hacim ve sıcaklıkta Y gazı eklenirse demiş. Y gazı eklendiği zaman Y'nin derişimi artar. Denge bunu azaltmak için ürünler tarafına kaysa bile Y'nin derişimi ilk duruma göre artmıştır. Ürünlere kayması Z'yi de artıracağı için Y ve Z artar. Sorunuzun cevabı Edirne diyorum.